Şimdi bayram sonrası piyasalarla başlamak lazım tabii. Kurdaki hareketliliğin sürdüğünü söyledik az önce, gözlemledik. Öncelikle yükselişin nedenini soralım size. Bir de önümüzdeki dönemde piyasaların yönü ne olur, ne dersiniz? Beklenti Şimdi ilişkin. bayram süresince tabii bizim piyasalar kapalı olduğu için fiyat belirlemek de zorlaştı. Özellikle serbest piyasa ve bankalar açısından. Bankalardan alışveriş yapan, döviz alan, satan vatandaş, onu kastediyorum. O nedenle yani bugün bizim piyasamız bu sabah çalışmaya başladı ve yeni bir fiyat oluştu. Çok da hani aşırı bir fark yok. Mesela bayram sırasında özellikle büfelerdeki o 50 kuruşluk fark büyük ölçüde azaldı şu anda. Bunda tabii birkaç şey var. Bir tanesi bayram boyunca euro dolar paritesi düşüktü. İşte Fed Başkanı'nın açıklamaları, Avrupa Birliği'nin Amerika ile tekrar masaya oturması, bunlar euroyu güçlendirdi biraz. 1.13'lerden euro dolar paritesi 1.16'lara gelmiş durumda. Euro tarafı öyle. Hani biz de zaten dediğim gibi her iki para birimine karşı da kapalı bir piyasamız vardı. Bu fiyatlar normal. Borsaya baktığımızda da zaten borsanın bu harekete negatif bir tepki vermediğini görüyoruz. Borsa da yukarıda. Şu anda 0.72 civarında. Yukarıda, 0.80 civarında yukarıda. Hiç eksiye de düşmedi. Bu da şunu gösteriyor. Aslında kurlar yükseldikçe borsada da bir hisse senedi değerlerinde ve endeks değerinde özellikle dolara karşı bir direniş var. O devam ediyor. Performans özellikle bilanço performansları iyi olduğu için devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ne görürüz? Bu hafta ne görürüz? Bu hafta tamamen hem Amerika'nın özellikle Fed Başkanı'nın yeni açıklamalarıyla başlayan bir tartışma var. Birazdan ona değiniriz. Hem Geleceğiz. de tabii ki Amerika'nın Türkiye ile olan malum yaptırım ve sert tutum kararı. Daha çok siyasi nedenlerden kaynaklanan ekonomik saldırısı, finansal saldırısı var. Onun seyrini Yine izleyeceğiz. siyaset odaklı mı gidiyor Tabii ki biraz siyaset odaklı gündem gideceğiz. Yoksa ekonominin piyasa? performansında herhangi bir sıkıntımız yok. İhracatta muhtemelen bu uzun bayram tatiline rağmen Ağustos ayında pozitif bir rakam çıkacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta da çift haneli artış artık %10'ların aşılarak %20'ye yakın artışlar bekleniyor. Turizmde zaten çok uzun süredir konuşuyoruz. Bu sene 2015 yılındaki bütün rakamları yakalayacak bir potansiyel var. Dolayısıyla döviz tarafında, reel ekonomi tarafında sıkıntı yok. Sanayi tarafında da sadece para piyasalarıyla ilgili değil, hükümet biliyorsunuz Sanayi Bakanlığı bir takım önlemler açıkladı. Maddeler halinde. TÜBİTAK teşvikleri olmak üzere birçok konuda yeni teşvikler, KOBİ'lere yeni kredi mekanizmaları. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde göreceğimiz faaliyetler. Şimdi az önce söylediğiniz gibi Powell'ın açıklamalarına gelelim ama Merkez Bankası'nın açıklamasına bakalım önce. Ne diyorsunuz? Merkez Bankası emisyon hacminin artması nedeniyle Merkez Bankası para basıyor iddialarını yanıt Şimdi verdi. o da aslında piyasada ne yazık ki yine ne diyelim siyasi bir söylemle sosyal medyada ve başka yerlerde uydurulan bir şey. O bugün uydurulan bir şey de değil. Bunu biz 6 aydır duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aşırı para mı basıyor acaba? İşte hala paranın olmasını garipsiyorlar insanlar nedense. Halbuki biz bu finansal saldırı sırasında iki tane konuda önlem alındı, değil mi? Bir tanesi bankaların döviz likidite ihtiyacını, bir tanesi de TL likidite ihtiyacını karşılamak için yükümlülüklerde bayağı bir rahatlatma sağlandı. Merkez Bankası kararıydı bunlar. Bu ne demek? Piyasaya bir saldırı var. Bu sırada insanlar TL talep ettiklerinde TL bulamazlarsa sıkıntı olur. Faizler uçar veya başka bir panik olur. Döviz bulamazlarsa da döviz tarafında fiyat aynı şekilde TL karşısında yükselir. Bu zaten bilinen bir şey ama bu emisyonun artması anlamına gelmiyor. Var olan paranın büyük ölçüde o zorunlu karşılıklar, bankacılık sistemindeki zorunlu karşılıkların düşürülmesi nedeniyle piyasada daha da çoğalması anlamına geliyor. Bu da zaten böyle bir finansal saldırı altında yapılması gereken şey. Emisyon dediğimiz şey
Eskiden söylendiği gibi bir şey de değil artık. Çünkü biliyorsunuz büyük ölçüde nakit kullanımı yok. Yani hayatımızda eskiden her şeyi nakit yaparken son 10 yılda, 15 yılda ekonomide, dünyada, bizde, her yerde olan gelişmelerle günlük hayat içinde kullandığımız nakit çok azaldı. Çok daha basit şeyler için yapıyoruz bunu. Zaten dolayısıyla emisyonu fiziki para olarak görüyorsanız orada ihtiyaç olduğunda biraz artması makuldür. Eğer sistemdeki para olarak görüyorsanız finansal saldırıda sistemdeki parayı rahatlatmak da makuldür. Yani Merkez Bankası böyle anlatmıyor ama hani piyasada açılımı böyle. Nedense bugün eğer bir şey bulamazlarsa söyleyecek. Emin olun başka bir şey uydururlar şimdi. Şöyle oluyormuş derler, atarlar. İki gün sonra onunla ilgili yine bir kuruluş açıklamak zorunda kalır. Fed'le ilgili durum da şu. Powell'ın söylediği, biz faizi artırırsak enflasyon yükselmez. Ne konuşuyorduk? Enflasyon yükselirse faiz artacak. Evet. Onu bekliyor Fed. Şimdi bir endişe oluşmuş. Demek ki biz eğer faizi artırırsak enflasyon yükselmez diyor. Bunu temel iktisat teorisine göre söylüyor. Neden? Faiz yükselirse para tasarrufa gider. Amerika'daki alışverişte değil, tasarrufta durur para. Dolayısıyla enflasyonu artırıcı alışveriş olmaz. Temel iktisat teorisi. Talebi kısarsak enflasyon da düşer. Bunun söylenmesinden sonra dolarda hafif bir gevşeme küresel oldu. Küresel piyasalar. Yani küresel anlamda. Neden? Çünkü güçlü dolar istiyoruz, faizleri artıracağız, şu kadar adet artıracağız derken şimdi diyor ki böyle cesur bir şekilde faiz artırımı yaparsak umduğumuz şekilde enflasyon artmayabilir. Talep artmazsa ekonomi büyümez. Yani onların derdi başka, tabii bizim sıkıntılarımız başka. O nedenle az önce de söylediğim gibi euro karşısında bile hemen dolar geriledi.